DC fandom bunca zamandan sonra sonunda yaşandı ve ben de tabii ki olması gerektiği gibi izin. Her duyuru o falan deyip yerimizden fırlatmasa da bayağı önemli olan duyurular da yok değildi tabii ki ve zaten onları konuşmaya geldik. Ama hem hızlı çıkarabilmek hem de daha detaylı konuşabilmek adına bir sürü videoya ayırdım ve burada en önemlilerinden biriyle başlıyoruz denebilir aslında. <laughs> Snyder Cut Justice League çıktığından beri hayranların dilinden düşmeyen ve Gelmesi için yalvarılan Snyder Cut sonunda 4 bölümlük bir dizi olarak geliyor. Her bölümü birer saat olacak yani 4 saatlik bir Justice League var elimizde. HBO Max üzerinden yayınlanacak ayrıca ve ne yalan söyleyeyim duyuru videosu detay ve teori üretmeye çok müsaitti. Havadaki toz dereceye kadar tabii ki de tüm detaylara girmeyeceğim ama en azından gelin şu 4'e 3 tüplü televizyon oranında olan fragmandaki önemli detaylara bir bakalım. Direkt olarak girişteki Darkseid'in gençliği diyebileceğimiz yerden başlayabiliriz mesela tam olarak nasıl gelişeceğini bilmesek dahi bu baştaki zırhsız halinin uksas zamanları olma ihtimali çok yüksek ve eğer böyle bir şey olursa çizgi romanlardaki gibi eski tanrıları öldürüp onların gücünü alması gibi belki kısa sahne görme ihtimalimiz olabilir ki o çok güzel bir orijin olur. Ayrıca başta uksas dedim. Uksas bilmeyenler için Darkseid'in gerçek ismi ve çizgi romanlarda işte eski hali olan hani tarlacı olan eski hali yani uksas ismi olarak geçiyor. Onun dışındaki başlarda girişte olan Batman v Superman'den kalma olan Superman'in ölümü sahnesi ve Justice League'in Hall of Justice tabelası dışında girişte en azından fazla bir olay yok. BVS'te izlediğimiz Batman'in kabus sahnelerinden zaten dünyanın böyle kaybedildiği ve inanılmaz kötü bir hale geldiği bir versiyon zaten görmüştük. Ama Bond'un bunun gördüğü bu ok mesela önemli sayılabilir. Temeskira'daki Amazonların yardım sinyali olarak gönderdiği ok animasyonlarda falan da böyle zamanında gördüğümüz bir şey ama Temeskira'ya bir şey olduğunu dayananın öğrenmesinin tek yolu şu an bu ok. Yani evet. Stephen Wolf büyük ihtimalle ileride yaşanan yani şu karede gördüğünüz kısımda saldırıyor ve ya bu olay sırasında ya da bu olaydan kısa bir süre sonra o katılarak dayananın öğrenmesi sağlanıyor. Onun dışında Flash'tan ve Cyborg'dan da kesilen sahneler var. Onların karakterlerinden Justice Whedon'ın versiyonunda bayağı bir şey kesilmiş hatırlarsanız. Cyborg'un okul hayatı falan gibi şeyler var. Hatta burada kazmaya çalıştığım mezarın kendi mezarı olduğuna bile inanıyorum. Ayrıca babasının ölümü ve Cyborg'un kontrolden çıkacak gibi durmasına benzer karelerde gördük ki bu aslında güzel bir haber. Cyborg'un karakterine detay verilecek gibi. Zaten fandom etkinliği sırasında da Zack Snyder'a sorulduğunda şu an için en çok heyecanlandığı karakterin Cyborg olduğuna dair bir şeyler söylemişti. O yüzden Cyborg sevenler mutlu olacak gibi duruyor. Flash tarafında da zaten bilinen bir iki sahne vardı. Ailesi kurtarması falan ama benim ilgimi çeken şu an ekranda olan sahne oldu. Bana sorarsanız burada Speed Force'a giriyor. Etraftaki o hareketlilik, Flash'in vücudunun istemsizce titreşmesi falan sanki bir zaman yolculuğu denemesi gibi duruyor ama emin değilim. Batman ve Superman'deki zaman yolculuğuna benzer bir şey olabilir ama orada beri özel bir zırh giyiyordu o yüzden o sahnenin bu sahne olma ihtimali fazla da var gibi durmuyor ama emin değilim. Çok fazla şey değişebilir. Tabii ki şu ana kadar anlattığım karakterler harici Batman ve Aquaman'dan fazla bir şey görmesek de Superman'den gördük. Bunca zamandan sonra siyah kostümü düzgün bir yerde görebilmenin yanı sıra Zack Snyder'ın çok sevdiği İsa ikonaları da devam ediyor ki bununla bir sorunum yok. Superman'in DCU'daki karakter tasarımı zaten İsa gibi bir tasarımdan başladı ve yakışıyor. Sakalı yok ama olsun sakalı olmasa da olur biz kahramanlar bir yana gelin biraz daha kötülere bakalım. Darkseid ve en sevdiği kankaları Steppenwolf ve Desat. Desat kesin mi bilmiyorum ama bu ona bayağı benziyor hatta ben ekrana koyayım Desat'ı animasyonlarda falan. Siz karar verin ben bu ekrandaki Desat'mış gibi davranacağım. Darkseid'de fazla bir olay yok şu an. Gayet güzel duruyor. Ve Stephen Wolf tarafında da aynı Snyder'ın sözünü verdiği gibi duruyor. İnsansı değil. Ciddi ciddi bir canavar gibi ve kostümü biraz dikenli olsa da görünüş olarak çok havalı. Desad olduğunu düşündüğüm abi de fazla şu an konuşamayız. Sadece böyle çok anlık gözüküyor ama bilmeyenler için. Desad normalde Darkseid'ın savaş doktoru gibi bir şey. Deneysel işleri, Parademon yapımını falan o kontrol ediyor normalde. Ve yani tabii ki de eğer bu filmde göreceksek bu Darkseid'in Apokalips tarafında da biraz bakacağımız anlamına geliyor. Ve son olarak da Hallelujah var. Zack Snyder söylediği kadarıyla garip anlarda garip müzikler kullanıp seyirciyi şaşırtmayı ve biraz da garip bir hale sokmayı seviyormuş ama benim aklıma Watchmen değil açıkçası Shrek geldi Hallelujah duyunca o yüzden oralara fazla girmemeye çalışacağım çünkü Shrek, Shrek konuşmayalım ya. Ve Snyder katında önemli anları bunlardı diyebiliriz en azından kritik anları. İstesek her şeyi analiz yaparız. Havada uçan Joker kartına, arkada yaşanan patlamalara, kıyamet sonrasına falan ama burada en azından kesin duranlara ve aşırı önemli duranlara odaklanmaya çalıştım ve size iyi bilgiyi hızlı vermeye odaklandım. Son kısım biraz abartı olabilir. Her gün bir video planladığım bu koca haftada sıradaki video ne olur bilmiyorum ama büyük ihtimalle Batman olacak gibi duruyor. Umarım onu da seversiniz. Sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.